hemşerilerimizi, onlarla 51 yıldır aynı sokaklarda yaşamış, nefes almış bir kardeşleri, abileri, yoldaşları ve hemşerileri olarak seviyorum. Hep böyle göğsümüzde bir nişane olarak taşıdığımız söylemlerimiz var. Bunlardan bir tanesi, bu şehrin çocuklarının geleceğiyle ilgili güzel planlarımız ve hedeflerimiz var, hayallerimiz var demiştik. Ve bu söylemlerimizi de ta o günden bugüne 4 yıldır da göğsümüzde bir nişane olarak taşıyoruz. Güzel ve kaliteli hizmet yapmak adına ekip arkadaşlarımızla beraber özveriyle çalıştığımızı ve en nihayetinde bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu sürecin, bayrak teslim töreninin geldiği güne şahitlik ediyoruz. Bizde tabii bayrak yarışı biraz farklı algılanıyor ve hissediliyor. Biz bayrağı teslim ediyoruz. Ancak bayrağı teslim ettiklerimizle birlikte koşmaya devam ediyoruz. Burada bizim bu 14 yıllık sürecimizde bize destek olan başta Türkiye Büyük Millet Meclisi, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve ardından Tekirdağ Milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Mustafa Şentop Hocamıza, milletvekillerimize, il yürütme ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, ilçe başkanlarımıza, 3 kademe teşkilat mensubu, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ana kademimizin her bir ferdine, mahalle başkanlarımıza, mahalle yönetimlerimize, 2359 sandığımız var, başkanımız var, onların yönetimleri var, hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu süreç içerisinde bize gösterdikleri ilgi, alaka ve destek için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu il başkanlığı görevi onurla yaptık. Büyük bir özveriyle yaptık. Kapımızı, telefonumuzu, zihnimizi bütün vatandaşlarımıza, hemşerilerimize açtık. Bugünden sonra da açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Bütün hemşerilerimize kapımız, telefonumuz, zihnimiz, aklımız, her şeyimiz açık. Onlarla beraber bu şehrin geleceğine, insanının geleceğine yatırım yapmak için gayret edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz bu bir süreç. Daha evvel eğer bu adaylık süreci de gerçekleşir ve adaylık listesinde yerimiz, ismimiz olursa geriye dönüp 4 seçimde aday olmuş belki de Türkiye'deki tek siyasi isim olacağım. Bilmiyorum başka örneği var mıdır? Küsmeden, kızmadan, nereye yerleştirirlerse, nereye koyarlarsa, nereler uygun gözüküyorsa makam olarak bunu heyecanla almış ve sonuna kadar da hakkını vermeye çalışmış bir adam olarak işte bugünleri Rabbimizin inayetiyle görmüş oluyoruz. Süreç bugün başlıyor. Biliyorsunuz resmi gazetede muhtemelen yarın yararlanacak. Anayasanın verdiği hakkı kullanarak Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs